Yeniden merhaba. Kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri aktaracağız. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, selden etkilenen işyerlerine prim desteği ödemesi verileceğini duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenleri ve sigortalıların talep etmeleri halinde prim ödemelerinin bir yıla kadar erteleneceğini belirtti. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Önemli bir veriyle devam ediyoruz. Sanayi üretiminde Mayıs karnesi belli oldu. Bu dönemde üretim aylık bazda artarken yıllıktaysa düşüş kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre üretim aylık bazda %1,1 oranında yükseldi. Üretimde yıllıktaysa %0,2 oranında düşüş yaşandı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Mayıs'ta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü önceki aya göre %2,4, imalat sanayi sektörü endeksinde ise %0,9'luk artış yaşandı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de bu dönemde %2,4'lük yükselişe işaret etti. Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonrası yeni ekonomi yönetiminin piyasa dostu tutumuyla düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin risk primi NATO zirvesinin ardından düşüş eğilimini sürdürdü. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. 466 puana kadar gerileyen 5 yıllık kredi risk primi 14 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. NATO zirvesinde gerçekleştirilen görüşmelerde ve yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajların piyasada olumlu karşılandığına dikkat çeken analistler özellikle enflasyonla mücadeleye vurgu yapılmasının önemine işaret etti. Bu arada Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde de söz konusu haber akışından pozitif etkilendiğini belirtelim ve hemen piyasalara bakalım bu saat itibariyle piyasalarda son durum ne? Dün yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşımıştı. Borsa İstanbul %1,48 değer kazancıyla 6.362 puandan tamamladı ki bu tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı anlamına geliyor. Gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.386 puana taşıdı. Peki şu saat itibariyle biraz önce yaşanan gelişmelerinde etkisiyle Borsa İstanbul 100 endeksinde durum ne? 6.304 puanı görüyoruz. 30 endeksinde ise 6.955 puandan işlem gördüğünü görüyoruz. Hafif aşağı yönlü bir seyir söz konusu. Kur tarafına bakalım. Kur tarafında dolar 26.15'ten, euro da 28.83'ten işlem görüyor. Altın tarafında altın Fed'in parasal sıkılaştırma patikası hakkında yeni ipuçları sağlayabilecek önemli ABD enflasyon rakamları öncesi gücünü korudu diyebiliriz ons tarafında. Gram altın tarafındaysa yine rekor var. 1629 lirayı gördü ve yeni tarihi zirve bu. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1935 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın 1626 rekor seviyeye yakın bir seviyeden. Çeyrek altın 2660, Cumhuriyet altını da 11.000 liradan işlem görüyor içeride. Petrol tarafına bakalım. Petrol, Rusya'nın ham petrol üretiminin azalmaya başladığına dair haberlerle değer kazanarak kazançlarını korudu diyebiliriz. 79 dolara geldiğini görüyoruz. Uluslararası piyasalarda Brent ham petrolün varil fiyatının son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 14.37, repo faizi de 11.61. Ben işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'le piyasalardaki son durumu konuşacağız. Rekor kıran altını konuşacağız. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz. Evet, haber turuyla devam edelim. Biraz sonra Mehmet Ali Yıldırım Türk'le değerlendirme yapacağız. IMF küresel ekonomiye yönelik beklentilerini paylaştı. Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva, önümüzdeki 5 yıl için yıllık %3 civarında küresel büyüme öngördüklerini duyurdu. Ancak bu rakamın %3,8'lik tarihsel ortalamaların çok altında olduğuna dikkat çekti. Sıkı para politikasının büyüme üzerindeki negatif etkilerine vurgu yaptı. World split into
ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza verildi. Bankanın yasa dışı ücret almak, kredi kartı ödüllerini alıkoymak ve sahte hesaplar açmak suçlamaları nedeniyle söz konusu cezaya çarptırıldığı belirtildi. Kararı eleştiren banka yetkilileri bu durumun müşteri güvenini zedeleyeceğine dikkat çekti. OPEC'in 2022 petrol ihracat gelirleri 8 yılın zirvesine yükseldi. Birliğin raporuna göre Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının ham petrol fiyatlarını desteklemesi ve kilit üyelerin üretimi artırmasıyla geçen yılın gelirleri %54'lük artışla 873.6 milyar dolara ulaştı. OECD 2023 yılı istihdam görünümü raporunu yayımladı. Yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisinin analiz edildiği rapor, çalışanların 5'te 3'ünün gelecek 10 yıl içinde işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli olduğunu ortaya koydu. İnşaat, çiftçilik, balıkçılık ve ormancılık gibi işlerin ise en az risk altında olan işler olduğu belirtildi. Evet, bağlantıda bir problem yaşamıştık. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Size de iyi yayınlar. Evet, borsada yukarı yönlü hareket sürüyor. 6300 puanın üstünde bir hafta geçiriyor. Ne dersiniz? Yükseliş eğilimi devam eder mi? Özellikle sizin de belirttiğiniz gibi ekonomideki olumlu beklentiler ve NATO zirvesindeki çıkan olumlu gelişmeler bir miktar borsayı desteklemiş durumda. Bu arada tabii ikinci çeyrek bilançoları da açıklanacak önümüzdeki günlerde. Bu beklentilerle bir miktar yukarı yönlü seyirler görülüyor ama hala yabancı yatırımcının tam olarak ilgilendiği veyahut da girdiğini söylemek biraz zor. Kendi iç dinamikleriyle hareket ediyor. Ama temkinli olmak gerekir. Çünkü hızlı yükselişlerin bir miktar kar satışı getirmesi de söz konusu olabilir. Ama 6300'ün üzerinde kaldığı sürece kısa sürede Borsa İstanbul Yüz Endeksi 6500 seviyelerinde görebilir. Ama buralardan bir düzeltme hareketi gelirse de orada da muhtemelen 6200-6150 puan seviyelerini görebiliriz. Borsada şimdi seçici ve sektörel bazda işlemler olduğunu görüyoruz. Yatırım için de orta ve uzun vadeli yine uzmanlara danışmak suretiyle sektörel bazda ve hisse bazında seçici olmak kaydıyla yatırım yapılması doğru olur diye düşünüyorum. Evet, dün baktığımızda menkul kıymet yatırım ortaklığı en çok kazandıran, en çok kaybettiren de bankacılık olmuş. Sektörel bazda da kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Evet, aslında bankacılık sektörü kısa süreli gerilemeler olsa da bundan böyle miktarda ön açık gibi de görünüyor. Diğer taraftan özellikle telekomünikasyon, perakende ticaret, enerji bunlar daha iyi hisseler gibi görünüyor. Elektronik de aynı şekilde dediğim gibi. Tabii dediğim gibi buralarda seçici olmak gerekir. Holdingler de yine bankalarla birlikte yine tercih edecek hisseler olacaktır diye düşünüyorum. Bir miktar çimento, demir çelik gibi bunların dış piyasalardaki özellikle demir çelikteki gerilemenin etkisiyle bir miktar daha sakin seyredebilir gibi görünüyor. Dolayısıyla dediğim gibi birkaç sektör yatırım yapmak için daha seçici olarak tercih edilmeli diye düşünüyorum. Evet, altın tarafına geçelim. Ons tarafında yatay bir seyir var ama gram altın kurun etkisiyle rekor serisine devam ediyor. Ne dersiniz hem ons için hem de gram altın için? Özellikle ons tarafında biraz daha yatay bir seyir olduğunu görüyoruz. Dar aralıkta daha sıkışık bir seyir var. Burada da özellikle Fed'in Temmuz ayındaki toplantısında faiz artırım beklentisiyle bir miktar baskılanmış durumda ama bugün açıklanacak Amerika'dan enflasyon verisi düşük gelirse o zaman faiz artırım beklentisi bir miktar daha ötelenebilir. Temmuz ayı değil de daha sonraki ay olabilir. Bu çerçevede altının bu faiz baskısı kalkmasıyla bir miktar yukarı yönlü seyir izlenebilir. Ama enflasyon yüksek gelirse bu baskı biraz daha devam edebilir. Geçtiğimiz günlerde 1906 dolara kadar gerileyip 1925 dolara kadar yükselmişti. Şimdilerde 1938 dolarlarda eğer bu seviyenin üzerinde kalırsa
1950-1985 dolama seviyelerini görebiliriz. Ama gerilemeler olursa 1934 özellikle bu seviyenin altını gerilerse o zaman tekrar 1925-1915 hatta 1913 doların seviyelerini görebiliriz. Ancak sadece enflasyon, sadece faizle şekillenen bir altın fiyatı yok dış piyasalarda. Özellikle jeopolitik gerginlikleri de göz ardı etmemek gerekir. Diğer taraftan özellikle Çin ile Amerika arasında ticari konulardaki huzursuzluk da çip üretim konusunda ham madde olarak Çin'in bu ham maddeyi çip yapımındaki kullanılan ham maddeyi ihraç etmeyeceği açıklamalarıyla orada bir miktar gerginlik olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan özellikle NATO zirvesinde işte İsveç'in de NATO'ya dahil olması sonrasında olması beklentisiyle Rusya'dan gelen açıklamalar da oldukça önemli. Dolayısıyla Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği jeopolitik gerginlik hala devam ediyor. Bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Diğer taraftan dünyada bir bloklaşma var. Bu bloklaşma içinde Rusya, Çin, İran, işte Hindistan, Suudi Arabistan da hatta dahil olmak üzere özellikle yerel para birimleriyle işlem yapılacağının biraz daha ön açılıyor gibi görünüyor. Bu da para birimlerine olan güveni, daha doğrusu dolara olan güveni azalttığından o da altına destek oluyor. Bu diğer taraftan da özellikle geçtiğimiz işte yılbaşından beri ve geçen sene dahil olmak üzere merkez bankalarının altın aldığını görüyoruz. Yılbaşından bu yana alınan altın miktarının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda merkez bankaları tarafından. Bu da altını destekleyen diğer bir gelişme. Dünyada bu kadar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde faiz artırımları yapılmasına rağmen enflasyonu hala yüksek seyrediyor olması da altını destekleyen, güvenli liman özelliğini öne çıkaran diğer bir gelişme. Bunları üst üste koyduğumuz zaman belki yaz ayları itibariyle Ağustos'un ortasına kadar altında 1950-1985 doların seviyeleri veya daha bir geniş bir bant söylenecek olursa 1925-1985 doların seviyelerinde kalabilir. Ama sonrasında özellikle Amerika'nın Merkez Bankası iki faiz artırımı değil tek faiz artırımı gibi bir sürece girerse bu faiz artırımından sonra da bundan böyle faiz indirimleri konuşulacağı süreçte de 2000 doların üzerine Nisan ayında gördüğümüz ilk etapta 2075 dolarımız daha sonra da sene sonuna doğru 2150-2350 dolarımız seviyelerine doğru tırmanabilir. İçeride ise özellikle dolar TL'nin son günlerde bir miktar hafif de olsa yukarı yönü seyri çarpan etkisiyle 24 ayrı altının gram fiyatında iç piyasada yeni zirvelere ulaşmasına neden oluyor. Bugün itibariyle de serbest piyasada 1640 TL seviyelerinden işlem görüyor. Önümüzdeki günlerde dolar dış piyasalarda zayıf seyir izliyor ama bir güçlenme söz konusu olursa bunun iç piyasaya da yansımasıyla 26.50-27 TL seviyeleri görülebilir. Bunun da çarpan etkisiyle altının 1700-1750 TL seviyelerine gelmesi de söz konusu olabilir. Buna bir de kısaca şunu da ifade edeyim. Düğün mevsimine başlamış durumdayız. Bunun da bir miktar talep oluşturacağını düşünüyorum. Evet. Kur korumalı mevduattan çıkan para ve aynı zamanda mevduatta vadesi dolmuş paraların da bir miktar altına yöneldiğini de görüyoruz. Bu da fiyatın yükselişinde etkili oluyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için. Ben size, teşekkür ederim. İyi size kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz. Türkiye ihracatta güçlü seyrine devam ediyor. İhracatın lokomotif sektörü de bu durumdan pozitif etkileniyor. İlk 6 ayda otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %18,78'lik artışla 5,4 milyar dolara yükseldi. 2023 yılı için 385 milyar dolar ihracat hedefi belirleyen Türkiye, hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Bu dönemde yılın ilk yarısında 103 ülkeye 5 milyar dolarlık otomobil ihraç etti. Böylece 17 milyar dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin ihracatında otomobilin payı %31,4 oldu. Otomobil ihracatı yapılan ülkelere bakıldığında ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa'nın yer aldığı görüldü. Bu ülkeye dış satım yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %58,19 artışla 1 milyar doların üzerine çıktı. Fransa'yı 620 milyon dolarla İspanya, 553 milyon dolarla İngiltere, 534 milyon dolarla İtalya, 377 milyon dolarla da Almanya izledi. Bu dönemde Fransa, İspanya ve İngiltere'ye yapılan ihracat otomobil dış satımının %40'ını oluşturdu.
Öte yandan otomobil üreticilerinin bazı ülkelere dış satımındaki artışlar dikkat çekti. Geçen yılın ilk yarısında 4 milyon dolarlık ihracat yapılan Cezayir'e bu yılın aynı döneminde 48 milyon dolarlık araç satıldı. Kazakistan'a ihracatını %571 artıran sektör temsilcileri bu ülkeye ihracatı 68 milyon dolara çıkardı. Gürcistan'a otomobil ihracatı ise %112 artışla 20 milyon dolara ulaştı. Bu güzel gelişmeyle kahve molasını noktalıyoruz. Saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.